Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 26. sözün Kader Risalesini 1. mebhasından biraz ilerlemiştik. Ben mütalaa ettiğimiz konunun ilerlediğimiz kısmını şöyle bir okuyayım. Zaten birkaç cümle. Muazzez Üstadımız şimdilik kaderin etrafını çeviriyor. Yani kaderi anlamamız açısından öğrenmemiz icap eden ıstılahları ve genel manada bilgi veriyor. İnşallah ileriye doğru kaderin o derin ve önemli sırlarına, konularına gireceğiz. Ne buyurdu? Kader ve cüz-i ihtiyari, İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir dedi. Bunları izah etmiş olduk, girmeyeceğiz. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Şimdi bundan sonrası bugünkü dersimizin konusu. Yani mümin her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i ihtiyari önüne çıkıyor. Yani kaderle cüz-i ihtiyari imanın ve İslamiyet'in nihayet olduğunu nasıl çiziyor? Üstadımız açıyor bu cümleyi. Hani ve huve ala külli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Her şeyin dizgini onun elinde, her şeyin anahtarı onun yanında. Ondan habersiz hiçbir şey olmaz. Diyoruz ya, buna iman ediyoruz. Hayır da Allah'tandır, şer de Allah'tandır imanın itikadına girmiş. Peki bunu diyen bir mümin kusurlarını, isyanlarını, günahlarını da haşa kadere mi verecek? Ve huve alâ külli şeyin kadir ya. Allah her şeye kadirdir. Günahlar, isyanlar, sorumluluklar, mesuliyetler ne olacak? İşte orada ne önümüze çıkıyor? İrade-i cüz'iye. Ha, bir dakika diyor. Ve huve alâ külli şeyin kadir, ama sen murad etmeden Allah yaratmaz. Yani burada irade-i cüz'iye bir hudut çiziyor. Bir engel koyuyor bize. Günahlardan kaçamazsın, isyanlardan sıyrılamazsın. Çünkü onlar senin tarafından arzu edilmiş, niyetlenilmiş, meyledilmiş, Cenab-ı Hak da yaratmış. Bunları kadere havale edip veya Allah'ın iradesine, kudretine havale edip mesuliyet altından bir Müslüman, bir insan kaçamaz ve kurtulamaz. Bakın şimdi. Öbür taraftan güzellikler var, kemalatlar var, hayırlar var, hasenatlar var, iyilikler var. Yapıyor insan. Bununla da gururlanmamak için, teferrun etmemek, firavunlaşmamak için, çığırdan çıkmamak için, enaniyet noktasında zarara girmemek için kader önümüze çıkıyor. Ben yaptırıyorum diyor Allah. İstemezsem yapamazsın hayırlar, hasenatları. Ne oldu? O da bir hudut oldu. O da bir çizgi çizdi. O da bir engel koydu. İşte ikisinin arasına biz sırat-ı müstakim diyoruz. Kadere iman, irade-i cüziyenin ve kaderin hudutları içerisinde sağlıklı yaşamanın da temeli oluyor. Dini yaşamanın hakikat noktasında kadere nasıl iman ediyorsak o ortaya konacak. O şekilde yaşam, o şekilde hayatsa bizi istikametli bir şekilde muhafaza edecektir. Demek ki imanın ve İslamiyet'in nihayet hududunu çizmesi bu anlamda. İnsanların yaptıkları hayırlı işlerden gururlanmamaları, enaniyete girmemeleri için önüne kader geçiyor. Ben takdir ettim, ben istedim, sen ona göre yaptın. İstemesem yapamazsın. Muradım olmazsa elini kulağına götüremezsin. Nerede namaz kılacaksın? Mesela. Öbür taraftan da mesuliyetlerden kurtulmama adına. Bak. İsyana girmemek için de onlar günahları biz üstümüze alacağız. Orada kaderi tenkit edemeyiz. Cenab-ı Hakk'ın işi kudretine havale edip de kaçamayız. Mesuliyeti de Cenab-ı Hak ne yapıyor? Omuzumuza irade bazında bizim irademiz noktasından yüklüyor. Şimdi daha okuyalım bu cümleyi. Yani mümin her şeyi, hatta fiili, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere her şeyi ondandır, her şeyi o yapar, o bilir. ben hiçim, bir anlamım yok. Bir cihette bu ne olur? İmanın kemali gibi görünüyor. Ama bunun altında kusurlar da günahlar da Allah'a havale edilirse insan sıyrılıyor. İşte o noktada mesuliyet işin içine giriyor. İrade-i cüziye bir dakika diyor. Allah'a veriyorsun ama sen istedin de Allah yarattı. Çiz oraya bir hudut. Kaderi şey etme. Kusurlu görme. Ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i ihtiyarı önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsindir. Yani isyanlarda, günahlarda mesulsün. Peki başka? Sonra ondan sudur eden iyilikler. Cami yaptırmış, hizmet ediyor, ders anlatıyor. Mesela insanlar ondan memnun. Taltif ediyor, değil mi? Hürmet ediyor. Ya ben neymişim falan, nasıl bir insanmışım havasına girmem adına da kader geçiyor. Seni bu şekilde planlayan, tanzim eden, yaratan bir Allah var. Bak o sana bunları nasip etmiş. Sen de burada mikrofon görevi görüyorsun. Onun için nefsine pay çıkıp da şey etme, gururlanma. Allah Allah, ne güzel. Kader karşısına geliyor. Mağrur olmamak için, yaptığı kemalat iyiliklere karşı gururlanmamak için kader önüne çıkıyor, karşısına geliyor. Der, haddini bil, yapan sen değilsin. Nereye kadar yapan sen değilsin? Onun hududunu nereye kadar yapan sensin? Bunun hududunu ne çiziyor? İrade cüziye ve kader çiziyor. De kadere nasıl inanacağız? İrade cüziye Cenab-ı Hak niçin akaide dahil etmiş? Üstad hikmetlerini anlatıyor. Evet, kader cüz-i ihtiyari, kader ve cüz-i ihtiyari iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde, hani iman etme, İslamiyet'i kabul etme ve teklif ve Allah'a güven, tevekkül, her şey ondandır diye düşünme, İslami ve imanı bu gibi telakkiler kader nefsi gururdan kurtarıyor, gururlanmaktan kurtarıyor. Cüz-i ihtiyari mesuliyet altından kaçmaktan kurtarmak içindir ki mesail-i imaniyeye girmişler. Demek kadere iman etmek irade-i cüziyenin ve kader anlamının ne manaya geldiğini çok iyi bilmekle ilgilidir. Yoksa mütemerrit nüfus-u emmarenin inatçı, gururlu, muannit, kötü nefislerin, yani insanı günaha, isyana götüren nüfus-u emmarenin işledikleri seyyiatın mesuliyetten kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak. Var mı yapışan? Oo, hem de ne kadar. Kaderim böyle, ne yapayım abi diyor. Bunlarla alakalı toplanmış mezhep oluşmuş. Mezhep oluşmuş. Her şeyi o yapar. Kulun hiçbir iradesi, varlığı söz konusu olamaz diyen cebriye. İşlerden çok mühim alimler. Ayakları kaymış, kader noktasında sapmışlar. İtikatları zarar görmüş. Bakın Muazzez Üstadımız o büyük ulemanın ve alimlerin ayaklarının kaydığı noktaları bizim gibi insanlara çok rahat anlatıyor. Arkadaşlar. Demek ki mütemerrit nüfus emmarenin işledikleri seyyiatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak. Ya hayırdır sen günahlarla aludesin. Abi kaderim böyle yazmış. Ne suçum var diyor. Bir de yapıyor. Kadere de kendine şerik ediyor. Mesuliyetten de kurtuluyor. Bu kadar kolay mı bu iş? Yani bir cebriyecinin, böyle inanan bir adamın her şey kaderdendir, her şeyi Allah yapar diyen bir adam evine bir hırsız girse mesela. İtikad adamın nedir? Her şey Allah'tandır. O vurur, çark döner değil mi? Veya her şey, her nesne rüzgarın önüne düşen bir yaprak gibidir. Rüzgar alır onu götürür. Onun hiçbir iradesi yoktur diye inanan bir cebriyecinin evine bir hırsız girse, servetini, altınını toplamaya başlasın. Ne yapması lazım bu cebriyecinin inancına göre? Hırsa yardımcı olması lazım. Biraz ben de taşıyayım abi. Nereye götürüyorsun? Niye? Allah seni buraya göndermiş. Kaderin esirisin. Der mi? Adamın boğazına mı sarılır? Bak kendisi bile inancının icabını yerine getirmiyor. Fıtrat muhalefet ediyor ona. Ya arkadaşlar. Demek ki o günahkar nüfus emmarenin işledikleri seyyiatın mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak. Bu bir cephesi. İki öbür cephesi ve onlara inam olunan mehasinle iftihar etmek. Bir de tersi var. Allah nimetler vermiş, güzellik vermiş, servet vermiş, devlet vermiş. Bak bak. Bazıları bununla da gururlanıyor. Ayakları da bundan kayanlar da var. Günahtan kayanlar olduğu gibi kadere teslim edip kaçmak isteyenler, Allah'ın vermiş olduğu nimetleri kendinden zannedenler. Karun gibi bunu ben kazandım, ilmimden kazandım deyip isyan edenleri, bunları da iftihar etmek, gururlanmamak için cüz-i ihtiyariye istinad etmek. Şuradan alalım bir daha. Ve onlara inam olunan mehasin iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye istinad etmek. Ya bunları ben kazandım demek irademle, günahları da kadere vermek. Tamamen tersinden şeytan götürüyor. Halbuki mehasinleri, güzellikleri, kemalatları kadere verip günahları, isyanları, sorumlulukları irade cüziye yükleyerek mesuliyeti üstüne almak denen sistem şeytanın telkinatıyla tersine dönüyor. Bütün güzellikler, kemalatlar benden, irademle yaptım. Günahlar, kusurlar ise Allah yaptırıyor. Mantığına bizi sokuyor şeytan. Allah korusun. Ve insanların çoğu buradan kaybediyor arkadaşlar. Tövbe etme ihtiyacı da hissetmiyor. İstinad etmek, bütün sırrı kadere, kader anlayışına ve hikmeti cüz-i ihtiyariyeye, iradenin niçin verilme hikmetine zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir. Demek bu gibi meseleleri kolay anlamanın yolu en güzel hali ve vicdanidir. İşte örnekte olduğu gibi. Şimdi mesela bu binaları ben yaptım diyor. Eskiden tüccarlar vardı, deri tüccarlara çok para kazandılar bir ara. Hatırlayın bundan 10 yıl, 15 yıl evvel. Çok büyük paralar kazandılar. Çünkü deri ticareti gündem şeyinde konusuydu yani. Herkes dericilik yapıyor. Fabrikalar açılmış Uşak'ta. Habire deri fabrikaları. Bir ara tekstil öyleydi malum haliniz. Peki ne yaptı Cenab-ı Hak? Ekonomik dengeyi şöyle bir değiştirdi. Ben şahidim abi, 10 dolara imal etmişim şu bir tane deriyi 5 dolara satamıyorum diyordu. Yani siz kazanıyorduk, biz kazanıyorduk. Muhammed Ali Kılay mesela vurup değil mi boksörleri, rakiplerini yere yatırırdı. Ama bugün bir tas su içmekten veya diyelim bir kap yemek yemekten mahrum. Yani darbe yiye Parkinson hastalığına maruz kalmış. O güçlü kuvvetli adam aciziyet içerisinde. Ben Allah'ın yumruğuyum diyordu. Bak ne oldu? Şimdi insan kendi iradesine verdi mi? Kader önüne geçiyor. Kulum bu hayatı sana ben verdim. Bu gücü de ben verdim. Bu takati de ben verdim. Bak bugün aldım. İşte sen yine Muhammed Ali Kılaç'ı kalkma, bir iki yumruk salla, nereye gidiyor? Cenab-ı Hak olayların lisanı haliyle, hadisatın diliyle bize kaderi anlatıyor esasında. Ben bunu yaptım. Ben bu namazı kıldım. O namazı kılmak için vakti getirmek, suyu yaratmak, güneşi çevirmek, kalbi çalıştırmak, beyni harekete geçirmek, kanın damarlarda cereyan etmesi kimin gücünde, kimin takatinde olabilir? Arkadaşlar, beyin damarında tıkanıklık olan bir adam namazı ikmal edebilir mi? Kim beynimizi çalışıyor? O damarların içinde kanı cevelan ettiren ki bu da namazın şartı. Namazın şartı sadece 12 değil ki, 6'sı içinde 6'sı dışında. İçinde dışında öyle şartlar var ki onlar bizim yapamayacağımız şartlar. Allah onları bizim için irademize yüklemiyor. Bizim onlara gücümüz yetmez. Ama onlarsız da namaz olmaz. Bütün şartları Allah hazırlıyor. Ben sadece ya Rabbi senin için namaz kılmaya niyet ettim meyliyle namaza sahipleniyorum. Vicdanen biliyorum ki bu namaz bana kıldırılıyor. Nasıl ben bunu kendi nefsime alabilirim? Namaz neyse bina da o, ticaret de o, devlet adamlığı da o. Allah idare ediyor dünyayı. İnsanlar Allah'ın kudretiyle yaratılan mahluklardır. Herkes vazifesini yerine getiriyor. Bak böyle bakmak çok farklı. İsyanlar, günahlar, küfranlar ise Allah bunları murad etmiyor, istemiyor. İstemeye yaratıyor. Niye? Kul istiyor. Kul istediğin Allah yaratacak ki kulun istediği ona imtihan olsun. Ona imtihan diyelim biz. Kağıdı kalemi talebe eline aldığında kağıda istediğini yazabilmeli ki ona imtihan densin. Aksi halde kağıdı kalemi eline alan talebe öğretmenin iradesine tabi olsa, eli kolu bağlansa, kalemi verilmesi ona imtihan denir mi? Denmiyor bak. Hangi imtihan olursa talep istediği şeyi kağıdına yazabilir mi? Yazar, serbest. Hatta matematikten resim de çizebilir. Çünkü onun bir mühleti var. O mühlet içerisinde serbesttir. Hatta Allah korusun hocaya, müesseseye isyan da edebilir. İsyanı lafzen de orada ifade edebilir. Bir saat ama veya 2 saat neyse. Hakimiyet onda çünkü. 2 saat sonra evraklar toplanır. Hakimiyet müesseseye geçer. Hocaya geçer. Takdirler ona göre olacaktır. Ve bugün insanlar şunu biliyor. Biz irademizle hayatımızın sayfalarında bir şeyler yazıyor ve çiziyoruz. Bunda hiçbir engel ve mani yok. Herkes serbest. Resim çizen var. Sorulara cevap verenler var. İsyan edenler de var. Onların defteri öyle doluyor. Kimse yazdığı yazıdan dolayı cezai müeyyideye tabi değil. Rızk elinden alınmıyor. Sağlığın engel olunmuyor. Bunu biz vicdanen biliyor muyuz? Bunda herkes hür müdür arkadaşlar? Bunu anlatmanın fazla lüzumu yok ki. Vicdanen insanlar biliyor ki bir irade var. İnsanlar Allah'ın vermiş olduğu alanda o iradeler nispetinde rahat hareket edebiliyorlar. Kararlarını değiştirip rahat uygulayabiliyorlar. Bunu vicdanen biliyoruz. 2, bir de plan var. Bir de kader var. Her şeyin bir planı, programı, nizamı, düzeni var. O da Allah tarafından tayin edilmiş. Bunu da vicdanen biliyoruz. Bir apartmanın planı olsun da bir ağacın planı olmasın mı? Bir kulağın planı olmasın mı? O zaman insanın maddesinin planı olsun da manevi hayatının planı olmasın mı? Onun da planı var. Şimdi ileride şunu öğreneceğiz. İşte Allah'ın çizdiği bu plan, Allah'ın bildiği bu kaderle irade-i cüziyenin mutabakatı, uygunluğu nasıl oluyor? Bir yandan irade-i cüziye diyoruz, bir yandan da plan diyoruz. Zıtlık arz etmiyor mu bunlar? İşte işin esas odak noktası bura. Üstad buraya doğru meseleyi götürüyor. Fakat buraları anlayabilmek için irade-i cüziye nedir? Kader nedir? Bunu bilmemiz lazım. İrade-i cüziyenin mahiyetini bilmememiz olmadığını göstermez. Örneğini nasıl vermiştik? Limonun tadını akşama kadar anlatacağına ver bir tane limon yesin, daha hayırlı. Hiç anlatmaya lüzum yok. O hali ve vicdani mesele o kadar onun alemine oturur ki. Ya iyi ki verdin, yedim ya. Boşuna konuşurduk bak. Şimdi vicdanen bizde irade-i cüziyenin varlığını herkes biliyor mu? Biliyor. Orada irade-i cüziyenin ne anlama geldiğini, mahiyetinin ne olduğunu izah edemememiz olmadığını göstermiyor. Allah nasıl kader çizmiş? Allah'ın kaderi nasıl çizilir? Tamam, binanın kaderini biliyoruz. İnsanın da planı, programı var. İnsanın da nükleotit bağlarında, kromozomlarda planları çizilmiş ama Allah bu manevi kaderi neyle çizmiş, nasıl çizmiş, nereye çizmiş? Bunun mahiyetini bilmememiz planın olmadığını göstermez. Allah'ın da yazması kendine aittir. Hususidir. Biz bunları idrak edemeyiz. Ancak bir planın olduğu kesindir. Bak, saçımız büyüyor. Kaşımız büyümüyor. Kaşları tıraş ediyorlar. Yine bu kadar büyüyor. Ne var burada? Bir plan var, belli. Bu kadar olacak demiş. Bu da büyüyebilir. Şurada var, burada yok. Bak bak bak. Plandır bu işte. Ya simada, yüzde ette bu plan olsun da bir insanın manevi mekanizmalarında, ahlakında, davranışlarında, örfünde, geleneğinde veya ibadetlerinde, Allah'la münasebetlerinde başıboş olsun, plan olmasın. Orada da plan var. Fakat oradaki planı bizim uygulamamız nasıl oluyor? Kaderin en hassas noktası budur. Bunu söylüyoruz ki iştahınız açılsın. Yani konular iyi dinlenilsin ve çözülecek. Üstad elimizden tutacak, bu mesele çok güzel anlatacak bize inşallah. Evet. Evet. Manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cayi istimali var. Bazen cümlelere mefhumu muhalif tarafından baksak daha iyi anlaşılıyor. Yani bir meseleyi varlık cephesinden anlayamıyorsak yokluk cephesinden daha iyi anlaşılır. Mesela desek ki suyun faydalarını anlatır mısınız? 10 cümle aklımıza gelir. Peki su olmasa ne olurdu diye sorun, 100 cümle aklımıza gelir. Öyle. Bakın şimdi bunlar hep anlamanın yolları. Şimdi manen terakki etmeyen avam. Peki manen terakki eden havas? Onun kader anlayışı çok farklı. Manen terakki etmeyen avam içinde kaderin uygulama yerleri var. Bu uygulama yerlerini havas uyguladı mı onun için mahsur meydana getiriyor. Avam için caizdir, havas için mahsurludur. Mesela diyelim ki bunun örneğini verelim. Kaderden bir başka şeyden örnek verelim. Bir Müslüman yatsı namazını kılıp abdestle sağa dönüp yatsı sabaha kadar ne yapmış olur o insan? İbadet yapmış oluyor. Sabah namazına kalkmak kaydıyla iki namaz arasındaki mübah hareketler ibadettir. Kime göredir bu? Normal bir insana, avama göredir. Bir İmam-ı Azam'a göre yatmak mesuliyettir. Bir Gazali'ye göre yatmak mesuliyettir. Niye? Onlar geceye istirahat gözüyle bakmıyor. Onlar diyor ki Allah gündüzü getirir bize, zemini seyrettirir. Geceyi getirir, semayı tefekkür ettirir. Ne yatması? Mesela bak, farklı bakış şimdi. Şimdi oruç. Orucun şartları, kaydı ve kuralları belli. Değil mi? Ama şimdi büyük insanların da orucu var. Bir an kalbi Allah'tan gaflet etse orucunu iade ediyor. Kalbine de oruç tutturuyor. Gözüne, kulağına da. Avamın orucu, havasın orucu mesela. Kebair avama göre 7'dir. Temeldir bunlar. Manevi makam yükseldikçe kebairin adedi artar. Bir adam kendini 70 günah kebair kabul etse makamı yükselir. 700 günah kebair kabul etse daha ileriye gider. Dolayısıyla Risale-i Nur talebeleri de bildiği kadar, öğrendiği kadar mesuliyet altına giriyor. Bu eserleri okuyup bu hakikaten istifade eden bir nur talebesi bir avam gibi dini yaşarsa bu ilmin, bu irfanın, bu marifet dersinin hesabını Allah'a nasıl verecek? Makamlar yükseldikçe mesuliyetler ona göre ne yapıyor? Artıyor. Onbaşının mesuliyeti daha fazladır, yarbayın mı? Mesuliyet, makam yükseliyor yani. Şimdi dolayısıyla kaderin de kullanım alanları herkesin kültürüne, herkesin marifet boyutuna, herkesin Cenab-ı Hak'la münasebetine veya havassa avam dediğimiz kısımlara göre farklılık arz eder. Manen terakki etmeyen avam içinde kaderin caiz istimali kullanma yeri var. Nerede? O da maziyetle mesaiptedir ki yesin ve hüznün ilacıdır. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış. Kader. Ne yapacaksın? Avam böyle diyecek. Allah'ın takdiri, mukadderat, hikmetini bilemez. Hikmetine girdi mi yanlış yapar. O sanattır. O marifettir, o ihtisas alanıdır. Bak mesela. Şimdi doktora gidiyoruz, doktor reçete yazıyor. Doktorum bunu yazdın ama bu ilaçlar benim nereme nasıl faydalı olacak? Ya kardeşim sen hastasın ya. Sen tıp hocası, öğrencisi değil, ben sana bunu anlatayım. Al ilacı kullan. Niye buralara giriyorsun der mi demez mi? Heh. Sen eğitim almaya değil, hastalığını tedavi etmeye gelmişsin. Ben o tıp fakültelerinde talebelerime anlatırım. Bak bak. Nasıl farklılık arz ediyor. Şimdi bir de musibetlere ve maziye. Maziye geç olayları kadere verebiliriz. Bunu da avam yapar. Bir de başımıza bir musibet geldi. Kader. Niye? Yeis var, hüzün var. Morali bozulacak. Canı sıkılacak. İzah edemeyecek. Mukadderat dedi mi kendini kurtarıyor. Takdir ilahi diyor. Ne yapayım? Havas sebepleri ne? Niçin bu olay bizim başımıza geldi? Hikmet-i ilahi niçin bunu icap ettirdi? Bu bedel niçin ödeniyor? Havas oralara girer. Kendini isticvab eder. Benim mesuliyetim var mıdır der. İki, havas avam gibi olay ve hadisatın altında titremiyor. Endişeye düşmüyor. Allah'a güveni tam. O kaderi farklı şekilde kullanabilir. Mesela şimdi. Üstad Hazretlerini almışlar diyen Van'dan ta Burdur'a sevk etmişler. İfadelere göre vagonlarda yalnız başına soğukta, kışta, kıyamette ellerini bağlamış götürmüşler. Bakın. Ne diyor avam, çevre etraf? Seyyidar sana zulmediyorlar. Seni bu şekilde layık mı senin böyle gitmen? Seni kaçıralım. Kurtaralım. Sen altından heykelini dikerler bir yerlerde. Yo yo. Bunlar bana memleketimi gezdiriyor. Şimdi şu anlayışa bakın. Bu anlayış öyle kader nasıl kullanılır? Hikmet var, maslahat var, rızkımız oraya çağırıyor. Orada Risale-i Nur büyüyecek, gelişecek, tohumlar orada ekilecek. Siz benim zahiren böyle sıkıntıya girmeme canınız sıkılmasın. Benim buna canım sıkılmıyor, sizinki niye sıkılıyor? Üstadın kader anlayışı, avamın bakışı. Bakın ne kadar farklı. Evin etrafını tankla çevirmişler Isparta'da. Nefes aldırmıyorlar. Nur talebelerin morali bozuluyor, canları sıkılıyor, dişleri gıcır diyor. Üstadım buna layık değil. Üstadımız nasıl bakıyor bu olaya? Ordu beni korumaya almış. Hayatım benim çok önemli, beni muhafaza ediyor kardeşlerim. Canınızı sıkmayın. İki baklı bakış. Bana diyor üstadımız, musibetin tenevvü, musikinin nameleri gibi geliyor diyor. Musibet gözüyle bakmıyor ona. Onda başka mesajlar, hikmetler arıyor. İşte. Ama avam bu ince sırları göremediğinden dolayı ızdıraf ve çileden kurtulması adına Allah'ın bir muradı vardır, takdirdir, kaderi kullanabilir. Ama havas kullanamıyor. Mesela bir örnek daha verelim buna. Üstadımız buyuruyor ki o notalarda o acemi nefer diyor. Terisat memurları bir acemi nefere rast geldi. Hatırlıyor musunuz? Terisat memurları bir acemi nefere rast gelir. Derler silahını ve mimarını ver. O vermek istemez. Vermek istemeyen kim? Acemi nefer. Peki usta nefer ne yapar? Hemen teslim eder. Mücadeleye girmez. Vazife tamamdır. Emaneti teslim etmek mecburiyetindeyiz. Yani ne demek? Acemi nefer hasta olduğu zaman doktora gidecek. İlaç kullanacak. Türkiye yetmedi. Amerika'ya gidecek. Orada tedavi olabilir. Ona o tereddüt ediyor. O da kalkıp usta nefer gibi hareket etti mi? Makamını aşar, haddini aşar. Makamlar karışır birbirine. Usta nefer ne yapar? Emir gelmiştir. Tedaviye lüzum yok. İşte Üstad Hazretleri'nin müstebit doktorlar deyip ilaçları kullanmaması usta neferden kaynaklanan bir özelliktir. Biz onu yapamayız. Biz haddimizi aşarız. Biz acemilikle vazifeliyiz. Acemilikle imtihanı başarıp öyle gideceğiz. Bize tereddüt edeni yapma mecburiyetindeyiz. Mesela Cihan Harbi niçin kopmuş? Cihan Harbi niçin olmuş? İnsanlar nasıl anlatıyorlar? İşte bir Avusturya veliahtının öyle mi diyorlar? Bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle bomba patlamış Cihan Harbi. Koca bir Cihan Harbi'nin şu kadar milyon insanın telef edilmesinin altında bir insanın birini öldürmesi mi var? Bunlar zahiri sebeplerdir. Bunu avam bakar. Avam buna böyle karar verir. Avamın bakışı böyledir. Üstad'a göre Cihan Harbi'nin sebepleri nedir? Müsebbibi Müslümanlar. Müslümanların dinindeki ihmalinden kaynaklanmıştır diyoruz. Yani Cenab-ı Hak bizden her gün 5 vakit namaz istedi. Tembellik ettik, kılmadık. 5 sene cepheden cepheye süründüre ne yaptı? Namaz kıldırdı diyor. Bazı maldan 10'da 1, bazı maldan 40'ta 1 zekat istedi, buhlettik, cimrilik yaptık, vermedik. Müterakim zekatın tamamını aldı. 70 hikmeti bulunan oruç istedi. Tutmadık. Kıtlık vasıtasıyla Cenab-ı Hak öyle bir oruç tutturdu ki bak. Şimdi bir tarih öğretmeni gitse sınıfa desek arkadaşlar Cihan Harbi'nin sebeplerini yazın. 1. Namazdaki ihmalimiz. Yok gülüyorsunuz bak. Oruçtaki ihmalimiz. Bak dikkat edin. Zekattaki ihmalimiz. Ya bize gülerler ya güldünüz bak. Görün ne kadar bakış açıları farklı. İşte büyük insanların bakışı bizler gibi değil abi. Onun için kaderi değerlendirmek, kaderi kullanmak avam için farklıdır, havas için farklıdır yani. Bir olay daha anlatalım bununla ilgili. Osman bin Maz'un Hazretleri hasta. İnşallah sahabenin ismini yanlış söylemiyorumdur. Evet. Ölüm döşeğinde Hazreti Osman da ziyaretine gidiyor radıyallahu anh. Diyor ki hastalığın nedir? Hastalığım günahlarım diyor. Hastalığım günahlarım. Bak normal bir hastalık kabul etmiyor arkadaşlar. günahlar olarak kabul ediyor. Görüyor musunuz ya? Bak nerelerde geziyor, hayat standartlarına bakın. Kalpte ruhun derece hayatına çıkıldı mı? Sana bir doktor çağırayım da diyor tedavi etsin. Zaten beni doktor hasta etti diyor. Hakiki şafi Allah'tır. O müsaade ederse doktorlar vesile olur. Şimdi bakın. Hayat standartına bakın. Peki o zaman diyor vasiyeti çoluk çocuğuna senden sonra maaş bağlayayım da fakir fukaralık çekmesinler. Sen ne diyorsun ya Osman? Ben onlara her gece Sure-i Vaka'yı okuyarak yatmalarını emrettim. Ben Allah Resulü'nden işittim ki kim bu sureyi okur da yatarsa Allah ona ve onun nesline fakirlik isabet ettirmez. Görüyor musunuz? Peki bu kaliteli insanın, vasıflı insanın, yani üstadımızın ifadesiyle havasın bakış açısı olaylara. Çok farklı. Peki bunu ben yaparsam ne olur? He? Allah beni perişan eder. Çünkü makamları şaşırmış olurum. Haddimi aşmış olurum. Ben her gün sabahleyin işime gideceğim ve Sure-i Vaka'yı okuyarak yatacağım. Ama sabah işe gideceğim. Hasta olduğum zaman doktora gideceğim. Şifayı Allah'tan bekleyeceğim. Değil mi? Maddi hastalık, manevi hastalık birbirinden ayıracağım. Şimdi bir insan sahabe bunu böyle yapmış diye kendisi de aynen yaparsa ecel celladına, Hazreti Aleyhisselam'a davetiye çıkarır. Çoluk ve çocuğunu ne yapar? Mağduriyetten dolayı perişan eder. Karıştırmayalım makamları. 3-4 tane örnek herhalde yerine oturuyor. Şimdi demek ki manen terakki etmeyen avam içinde kaderin caiz istimali var. O da maziye geçmiş olaylar ve musibetler hakkındadır ki ye'sin de hüznün ilacıdır. Ye'se düşüyor avam. Hüzünleniyor. Havasın ye'se hüzünle bir ilgisi yok. O kaderin getirdiği bu meselelerde mazi ve mesaipte hikmetler arıyor, ibretler arıyor, onu fikret levhalı olarak seyrediyor. Peki, başka? Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki, bak kaderi ileriye kullanamıyor, geriye kullanıyor avam, manen terakki etmeyen avam, kaderi mazide kullanabilir. Olaylar olmuş, musibetler geçmiş, kaderde hikmet vardır. Peki ileriye doğru kullansa ne olur onun için? Tembellik olur. Maasi günahlara karşı kullansa haşa rahmetillahi'yi tenkit etmiş olur. Maasi ve istikbaliyatta değildir ki sefaate ve atalete sebep olsun. Demek kaderi biz nasıl kullanır? Biz de avam olduğumuza göre, kendimize göre şekillendirirsek biz kaderi maziye ait kullanabiliriz. Mazide geçmiş olayları kadere verebiliriz. Niye? İzahını, hikmetini, sırlarını bilmiyoruz. Bir de bela ve musibetlerin hikmetini bilmediğimizden dolayı onu da kadere verip ye'sin de hüznün ilacı gibi kullanabiliriz. Fakat orada kullanınca aynı kaderi istikbale dair kullanamayız. Yani yarın imtihana gireceğiz. Niye çalışayım bugünden? Niye? Kaderimde ne varsa o gelecek. Bir bakayım Allah bana ne nasip edecek? Sıfır nasip edecek. Hiç yarına kadar beklemeye lüzum yok. Bak kullanamayız. Tembelliğe sebebiyet veriyor. 2. Günahlara karşı da kaderi kullanamıyoruz. Bu suçu niye işledin? Kaderimde var. Yasak. Maziye karşı kullanabiliyoruz. İstikbale dair kullan. Ama havasın olayı farklı. Onlar yüksek insanlar. Yani üstadımız öyle buyurmuş. Zübeyir abi de hakeze. Allah vurur, biz yuvarlanırız. Bak şimdi. Biz kaderin esiriyiz diyebilir onlar. Ama ben kaderin esiriyim desem günahlarımı Allah'a veririm aşağı. Onun kaderin esiriyim demesiyle bizimki çok farklı. Onun için üstadımız bir ifade kullanır. Bir cümle iki kişi söyler, birinin ilmini öbürünün cehlini gösterirdir. Aynı cümle iki kişi kullanır. Birinin ilmine, faziletine, kültürüne, işareti diğerinin ise cehline, Allah korusun, zafiyetine, aziyetine delalet eder. Kaderi bu anlamda kullanan çok çeşitli düşünceler, zihniyetler var. Demek ki günahlara karşı kaderi istimal edemiyoruz. İstikbale taluk eden meseleler hakkında kullanamıyoruz. Çünkü tembelliğe götürür ve bizi günahlardan göğe kurtarmış gibi olur. Bu kaderi tenkit etmiş oluruz. Yarın Bakalım Cenab-ı Hak bana ne rızık verecek diye bugün dükkanlaşmayan bir adam. Kadere iman ediyor. Takdir neyse o olur diyor. Zengin olabilir mi? Para kazanabilir mi? Bak tembelliğe göre. Demek kaderi nerede kullanacağımızı vicdanen hissedip bilebiliyoruz. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil. Ya belki fakir ve gururdan kurtarmak için imana girmiş. Kadere iman etmenin temelinde ne var? Yaptığımız hayırlardan, hasenatlardan, kemalatlardan, faziletlerden, iyiliklerden gururlanıp da teferrun etmeme, enaniyete girmeme adına kadere teslim olacak. Yapan o. Beni kullanıyor Cenab-ı Hak. Bu hayırlı işte benim hakkım yok. Sadece bir niyetim ve meylim var. Gerisi Allah tarafından. Bu çocuğu ben terbiye ettim. Maşallah. 5 yaşında namaza başladım. Ben terbiye ettim. Tamam da çocuğu yaratan, onun sağlığını veren, sana terbiye etmek güç, kuvvet, ilim, marifet veren, sen hayatını devam et, sana ona nasip eden, onu sana nasip eden bir Allah var. Sadece bir niyetin ilk çıkışı dediğimiz meyille biz bu olaylara sahipleniyoruz. Nasıl tamamını bizimle irtibatlandırabiliriz ki? Hakkımız yok ki yani. Niyet ettim bakmaya. Bakmak için güneş lazım mı? Oksijen lazım mı? Göz lazım mı? Vücut, mekanizma, kainat. Bakmanın bedeli bu. Ama kolayca baktım diyoruz işte. Orada insan için sadece bir meyildir. Basit. Gerisi Allah'a aittir. Bu sebepten dolayı insanlar hayır ve sanatla iyiliklerini, kemalatlarını kadere verecekler. Allah yaptırıyor. Kusurlar, isyanlar ise ben istediğim için Allah yaratıyor. Onun altına da girip mesuliyeti üstümüze alacağız. İşte Üstad Hazretleri ne buyurdu? Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil, belki gururdan ve fakirden kurtarmak için imana girmiş. Cüz-i ihtiyari seyyata merci olmak için akideye dahil olmuştur. Niçin irade-i cüziye iman ediniz diyor? Çünkü mesuliyeti ona yükleyip, ona verip kaderi temize çıkartma mecburiyetimiz var. Evet. Yoksa mehasine mastar olarak firavunlaşmak için değildir. Evet, Kur'an'ın dediği gibi insan seyyiatından tamamen mesuldür. İnsanlar günahlarından tamamen sorumludur. Hiçbir günah Cenab-ı Hakk'a verip de mesuliyet altından kurtulamayız. Çünkü seyyiatı, günahı işleyen benim. Seyyiat da tahribat nevinden olduğu için insan bir seyyiyle çok tahribat yapabilir. Bak demek ki insanın tahripte eli uzun. Bakın yapmakta eli kısa. Bir dakikada bir binayı yıkar ama 2 yılda yapamaz. Bir cümleyle bir gönlü harap eder, yıllarca onu ne yapamaz? Düzeltemez. Bak şimdi. Peki burada bir dengesizlik görünüyor. Tahripte eli uzun, yapmakta eli kısa. Nasıl muvaffak olacağız? Tahripte eli uzun olan o eli kesmek veya kısaltmak için dua, iltica, yalvarma, Allah'a dayanmayı vermiş. Bakın. Ya tabii. Yapmakta da eli kısa. Yapmakta orada da Allah'a güvenme, Allah'a dayanarak geliştiriyor. Birinde dua, tövbeme nedamet, kendine dönme, İç alemini gözden geçirme, nedamet duygusu, değil mi? Günahı kısaltıyor, azaltıyor. O insanı tahripkar olan yönünü asgariye indiriyor. Yapmakta deli kısa, yalvar Allah'a, nimetler nasip etsin. Onu, o yapıyor çünkü. Onun rahmetine iltica et, biri 10 yapar, onu 100 yapar. Bu şekilde dua, öbür taraftan da nedamet ve tövbe ne oluyor? Uzunu kısaltıyor, kısayı da uzun hale getirip dengeliyor yani Cenab-ı Hak. Evet, Kur'an'ın dediği gibi insan seyyiatından tamamen mesuldür. Çünkü seyyiatı isteyen kendisi, Allah bizim günah işlememizi istemiyor. Neden? Melekleri, peygamberleri, dinleri göndermiş, yaratmış. Sistemleri kurmuş. Kainatın gidişatı insanların günahına değil, sevap işlemesine meyyaldir. Şerler serpiştirilmiş, şerler kasten konulmamış. Ta ki hayırlar meydana gelsin diye şeylerin içine, güzelliklerin içerisine serler serpiştirilmiş. Yoksa Allah insanların şer işleyip cehenneme gitmesini istemiyor. Cennetin cazibesi, cehennemin de iticiliği bizi nereye götürüyor? Esasında hayra, güzelliğe götürmesi icap ediyor. Ama insanlar ısrarla isyan ederse, günah işlemeye meylederse Allah onu da yaratıyor. İmtihan icabı yaratıyor yani. Seyyiat tahribat nevinden olduğu için her günah bir tahriptir. Tahrip ise kolay. Onun için insan tahribat yolunu seçiyor. İnsana verilmiş o iş. Seyyiat tahribat nevinden olduğu için insan bir seyyiye ile çok büyük tahribatlar yapabilir. Müthiş bir cezaya kesb istikak eder. Ya basit bir suçtan dolayı bu kadar mesuliyet. Evet, o basit suç gibi görünüyor ama onun arkasında büyük tahribat var diyor. Kulum, onun için ben seni cehenneme atıyorum, ebediyen yakıyorum diyor. Bir dakikada bir adam öldürüyor. 3 saniyede bir adam öldürüyor. Kaç saniye yatacak bu insan hapiste? 3 saniye mi yatacak? Ya 3 saniyede öldürdün, kurşunun gidip oraya değmesi 3 saniye. Hadi 3 saat yatırın, bu müebbet hapis ne? Tamam da kardeşim, öldürdüğün ne? Vasıflı bir insan. Devlet adamı. 3 saniyede öldürdün ama 3 saniyede kurtulamazsın. Bak, insan hukukunda bile ceza verilirken tahribata göre veriliyor. Bir geminin kaptanı 2 saat uyusa, gemi de gitse batsa, kaptanın 2 saatlik yevmiyesi mi kesilir? Batan geminin hesabı mı kaptana sorulur? Evet. İnkar eden insanlar, Allah'ı kabul etmeyen insanlar, inkarı çok kısa sürede daha işlese, isyan eden insanlar, isyanı kısa sürede daha işlese, o isyanın ve inkarın alanı, tesir alanı, tahribat gücüne göre, müessiriyet gücüne göre Cenab-ı Hak cezayı cehennemde ona göre takdir ediyor işte. Kafirin ebediyen cehennemde kalmasının sırrı buradan kaynaklanıyor. Evet. Demek ki seyyiat tahribat nevinden olduğu için insan bir günah ile çok tahribat yapabilir. Müthiş bir cezaya da kesbi istikak eder. Bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Bir kibrit bir evi yakar. Ev yanmış. Kibritin maliyetini öde kardeşim. Bir kibrit ne yapıyor? Ya insaf edin. Ev yanmış ya. Öyle olur mu? Aynı tokat bir adam 10 başıya, bir nefer 10 başıya vursa, aynı tokat da 100 başıya vursa, ceza aynı mıdır? Ha? Hayır. Bak, bir de suç kime karşı işleniyor? Köy muhtarını inkar etsen 2 tokattan kurtulur. Valiyi inkar etse hapse atılır değil mi mesela? Makamına şey etse yani, zarar verse. Ya başbakan olsa, ya bu peygamber olsa, Allah'a isyan ediyor. Allah'ı inkar ediyor. Allah ise ezeli, cehennemde ebedi kalması lazım. Yani kafirlerin 60 yılda ömrünü küfürle geçirip de ebediyen cehennemde kalması Allah'ın adaletine, hikmetine uygundur yani. Tahribatın büyüklüğüne göre ceza görecek çünkü. Fakat hasanatta iftihara hakkı yoktur. Bak şimdi Cenab-ı Hak şer yapmamızı istemediğinden dolayı biz irademize şer işleyince orada müsebbibiz, failiz. Bir de günah, seyyiye, küfür, tahribat nevinden olduğu için kolay yapılıyor. Yıkmak kolay. Yapmak çok zor. Yapmakta ise fail değiliz. Yaptıran Allah. Yani şerlerin müsebbibi biziz. Onu demeye getiriyor. Hayırların müsebbibi Allah'tır. Onun için insanlar şerleri üstlerine alacaklar. Mesuliyet altına girecek. İradeleri yapıyorlar. Hayırları Allah yaptırıyor diyecek. Oraya getiriyor meseleyi. Bir binayı 1 dakikada yıkar ama 1000 dakikada yapamaz. Bir bahçeye gelen suyun cetvelini kapatsa bahçe tamamen kurur. Bir tek görevi terk etti yani. Kapattı suyu. Ama o bahçenin hayat bulması, bostana gülistana dönüşmesi için güneşin, havanın, toprağın, bahçıvanın, suyun ne kadarı Allah'ın da hakkı var. Bak, yapmakta ellerimiz çok dar, çok kısa. Yıkmakta çok uzun. İşte bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak yapmayı bana verin diyor. Yapmak benim sanatımdır. Orada sizin fiiliniz çok basit, çok noksan, çok eksik. Sakın bu işlerle gururlanmayasınız. Yapan benim. Yıkmaya gelince o sizindir. Kolaydır, basittir. Basit şeyi yapıyorsunuz ama yaratmak gene bana aittir. Oraya geleceğiz. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet ilahiye. İyilikleri kim tarif etmiş? Namaz kılmak bir iyilik midir? Evet. Bunu tarif eden kim? Allah. Emreden kim? Allah. Cennet koyan kim karşısına? Cenab-ı Hak. Bak şimdi. Bir de ya Rabbi ibadet yaptım, benim payım nerede? İşte tamam. Ben size emretmeyeceğim. Namazların, ibadetin iyilik olduğunu bilmiyordunuz. Kıldığınız et, bir de cennet koyuyorum önüne. Bir de namazı da size ben kıldırıyorum. Nasıl yani? Ayakta durmazsanız namaz olmaz. Eğilmeseniz rükû namaz olmaz. Sizi eğen, büken, kaldıran, indiren, vücutta kimyevi reaksiyonları oluşturan, sistemi kuran kim? Allah. Nasıl namaz kıldım diyorsun? Allah namaz bize kıldırıyor. Nasıl namaza sahipleniyor? Ya Rabbi sen hiç namaz kıldığıma niyetin şeyi var ya, meyli, o arzuyu öyle kullandığımızda irademizi namaza sahiplenmiş oluyoruz. Bunun hak talebi, ya Rabbi cennette bana ne vereceksin? Ben namaz kıldım ama. Bakın şimdi. Peki kılmamanın faili kim? Şartlar hazır, her şey hazır. Allah emretmiş, nimet koymuş yerine, cennet koymuş. Ben kılmıyorum. Müsebbibi kim? Ha, ben. Yıkmakta failim, yapmakta garibanım. Onun için yıkmak bana aittir. Yapmak Allah'a aittir. İyilikler Allah'tan bileceğiz. Şerlerde yıkmak tabirinden, kabilinden olduğundan dolayı orada insanlar faildir. Evet. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet ilahiye ve icat eden kudret-i Rabbaniye'dir. Hem emrediyor hem de icat ediyor. Namazı kılın diyor. Namazdan örnek verdik ya. Ben de diyor onun sevabını size vereceğim diyor. Namazı kıldıran da o, sevabı veren de o. Allah Allah. Acayip bir şey. İnsan olarak bizi yaratmış. Bak, hem insan olarak yaratmış hem de insanlığın icabı olarak bizi yaşatıyor. İkisi de Allah'tan. Nerede burada bizim hakkımız var ki yani? Dünyaya gelip de insan olmayan bir yığın canlı ve mahlukat var. Bizim insan olmamızın takdirinden bizim bilgimiz yok ki arkadaşlar. Dolayısıyla takdir ilahi, hayırlar Allah'a aittir. Biz onlarla gururlanamayız. Bizden aşağıları da tahkir edemeyiz yani. Affedersin, hayvanları da küçümseyemeyiz. Niye? Allah onları öyle takdir etmiştir. Hayat hakkı var. Evet. Sual ve cevap. Dâi ve muktezi ikisi de haktandır. Bak, ikisini de Allah yazdı. Suali de soran o, cevabı da veren Allah. Şimdi örneğini verelim. Şimdi bir maddeden örnek verelim mesela. Şimdi diyelim ki kulak vermiş Cenab-ı Hak insanlara. Kulak bir sual. Kulağı yaratmak bir sual. Kulağı kim yarattı? Kulakları Cenab-ı Hak yarattı değil mi? Sual. Cevabı nedir kulağın? Seslerdir. Kulaklar sessiz olur mu? Bir anlamı kalır mı? Cevabı sesler. Sesleri yaratan kim? Allah. Duyan kim? Ben işittim diyorum. He. Ne kadar ayıp bir şey yani. Kendim için söylüyorum. Göz bir sual. Gözü yaratmış. Işığı yaratan kim? Cevabı Allah. Ben görüyorum diyorum. Bak şimdi yani. Aynı. Bizi hayır işlemeye meyyal yaratan Allah, hayrı bize işleten de Allah. Hayrettim demenin ne anlamı var? Mideyi veren Allah, sual. Onun rızkı olan cevabı yaratan gene Allah. Ben yedim, rızkımı ben getirdim diyen de benim. Ne kadar boş laf. Ne kadar altı boş yani. Bunların cevabı Cenab-ı Hak'tır. Şimdi gelelim tersine. Kılmamaya, yapmamaya, etmemeye. Ha, müsebbip benim işte orada. Allah'ın yarattığı mükevvenat, alem, düzen, nizam hep hayır yapmamızı, iyilik yapmamızı, şerre gitmememizi bize ne yapıyor? Mesaj olarak veriyor. Ama buna rağmen bir insan şerre giderse Allah istemeye de yaratıyor. Hikmeti, imtihan sırrı bunu böyle icap ettiriyor. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Bir şey yaparak değil. Gücümüz yetmiyor. Ya Rabbi ver diyorsun. Nasip ediyor. Önümüze getirip nimeti koyuyor. Niyet ile, ya Rabbi niyet ettim yemek yemeye. Bir elin sofrada bir lokmaya gidebilmesi için söylüyor bizim hocalarım. 15-20-30 tane vücutla reaksiyon oluyor diyor. Hareket oluyor. Hiçbirini biz yapamayız. Yazamayız. İlmini de bilemeyiz. Hatta onun ilmini bilenler laboratuvar şartlarında bunu yerine de getiremiyorlar. Ama bunlar vücutta bir anda oluyor. Ben bir lokmayı ağzıma götürüyorum. Adım yemek yedi oluyor. Ben yedim abi diyor. Mesela. Ayağının altına arıza almış. Eline şu kadar kilo almış kaldırmış diyelim. Şampiyon oluyor. Ne? 350 kiloyu kaldırdı. Tamam da onunla beraber dünyayı kaldıran biri var ya. Hakiki kaldırma nedir? O zaman bunu anlatıyor. Hakiki kaldırma. Bir yere de öyle ayağını sabit tutmayacak. Kaldırdım sıçrayacak havaya. Kaç saniye kaldı ben ona kaldırma derim. Naim Efendi mesela, Süleymanoğlu kaldıracak 350 kiloyu mesela. Kaç sene ayakta duruyor? İşte ona kaldırma derim ben. Ayağını Allah'ın arzına koy sağlam yere. Allah'ın verdiği güçle, sistemden, kaslan kiloyu kaldır. Yer çekimi gücü olmasa kim kilodan şampiyon şeyi alabilir ha, madalyası? Yer çekimi yok. Tutmanın şampiyonu olur değil mi? Ben bu kadar şeyi tuttum abi. Bak, kaçırmadım tutuyorum. Ya hepsini Allah halleder arkadaşlar. Adam bavulun eline almış. Otobüste gidiyor. Ben bu bavula para vermeyeceğim diyor şoföre. Niye? Elimde taşıyorum. Ya ayıptır. Bavulu koy üstüne de otur kardeşim. Seninle beraber otobüsü götüren biri var ya. Maalesef işte nispet açısından baktık mı çok zavallı kalıyor. Ama biz bunlara sahiplenme duygusuyla hepsini ben yaptım mantığıyla hareket ediyoruz. Kader önümüze geçiyor işte. Yaptıran Allah'tır. Yani kadere imanın sırrı ne? Niye Allah kadere imanı? Bundan dolayı işte. Gurur ve enaniyetten bizi korumak için. İnsanlar bugün en fazla kaybettiği noktalardır bunu. Kadere inanmanın telakki farklılığı insanları muamelatta ne yapıyor? Hatalara, isyanlara kadar götürüp gurura sokabiliyor. Onun öbür tarafı da irade-i cüziye. Kusur ve günahları şeye verme, kadere verme, kendisi tertemiz olup haşa günahlardan sıyrılma. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Ya Rabbi senin için namaz kıldım dersek Allah namazı bize veriyor işte. Şimdi için namazı sen kılmış oldun tamam. Bu niyet var ya. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır bu demek. Ameli yapan benim. Nasip edemiş. Sen niyetle buna sahipsin. Niyetini sağlam tut, namaz senin olacak. Namazı kıldıran Allah bir de ben kıldım dedim mi, dedik mi yani namazdan mahrumiyet oluyor. Niyet çok önemli. Bize düşen niyet zaten. Yaptıran o. Rızkı veren o, malı veren o, serveti veren o. Ben sadaka verdim ha. Yapma. Yapma. Çünkü sana nimeti veren o. Sana ihsan niyetini veren o. Cömertliği veren o. Sadakayı veren de o. Ya Rabbi senin rızan dedin mi sadakanın sahibisin işte. Niyetle sahipleniyorsun. Vermekle değil. Müthiş sırlar. Yani burada üstad bize kendimizi tanıtıyor yani. Fakat seyyiatı isteyen nefsi insaniyedir. Günahlara gelince orada Cenab-ı Hak istemiyor bizim şey yapmamız, günaha girmemiz. Yasaklamış. Bu kadar da emniyet sistemleri kurmuş. Buna rağmen insan imtihan icabı günah işlerse Allah da yaratacak. Nefsi insaniyedir. Ya istidad ile ya ihtiyar ile. Nasıl ki beyaz güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taafün alır. Bazıları istidat, bazıları ne yapıyor? İhtiyarlar günah ve suç isyana girebilir. Yani eşyanın tabiatına da bunu örnekler vardır. Mesela diyelim ki bir eti güneşte tuttuk mu ne olur? Bozulur. Etin istidadında yemek olmada var, kebap olmada var, affedersin kokma da var. Abi bir kasabın, bir ustanın eline geçtim güzel kebap olur, yenir. Fakat güneşin karşısına geçti mi et kokar. Bak şimdi. Veya eti kokutan güneş bostanı, gülistanı renklendiriyor, şekillendiriyor, güzellik veriyor. Bak şimdi. Domatesi kızardan güneş eti niye kokutuyor? Bunda sırlar var. Aynı güzellik, aynı nimet insanların niyet ve arzularına göre ve istidatlarına göre farklılık arz ediyor. İslamiyet bir güneşti. Hz. Peygamber Efendimiz'i geliştirdi, güzelleştirdi, kemalat arşına çıkarttı. Ebu Cehil'i kokuttu. Kokması güneşten değil, istidat ve yeteneğinden. Yeteneğini öyle kullandı. İradesini o tarafta kullandı. İrade beyanını öyle yaptı. İşte o güneş bu taraftaki insanları sahabe yaparken niyet farklı oldu mu bir tarafı da ne yapıyor? Kömürleştiriyor, esfel-i safiline atıyor, müşrik oluyor. İslamiyet de güneş gibidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara rahmet, lütuf, ikram kime? Müsbet bakıp niyetini halis tutup samimane müteveccih olanlara. Hasımla bakıp, adavetle bakıp muhalefet edenler ise ne yaptı? Attı. Aynı. Şimdi kadere böyle bakanlar var, şöyle bakanlar var. Aynı oraya geliyoruz. İrade-i cüz'e ve kaderi adam kullanma durumuna, kültürüne, vaziyetine göre istifadeler farklı olur. Üstadın dediği tarzda kullanırız. Hakiki kadere iman, ihtiyare iman öyle olur. İstikametini bulur. Kemale tarşına gider. Öbür türlü kullandığımı aynı kader anlayışının bir başka versiyonu insanları çığırdan çıkarır. İtikatta ayağını sürçebilir. Demek ki seyyiatı isteyen nefsi insaniyedir. Ya istidad ile ya ihtiyar ile. Nasıl ki beyaz güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taaffün alır. O siyahlık onun istidadına aittir. Güneşte bir suç yok ki. Fakat o seyyiatı çok mesaliyi tazammun eden bir kanunu ilahiyle icat eden yine Allah'tır. Evet güneş var. Et duruyor burada. Et diyemez ya Rabbi beni niye kokuttun? Güneşe itiraz niye? Sen niye bekledin orada? Geç ona siyahlığı kokmayı veren kudret ilahiyedir. Ama mesul değildir. Sen güneşin karşısında böyle durmamalıydın. Kendini korumalıydın. Güneşin karşısında durup da gelişecekler başka şeyler mesela. Şimdi demek ki şerri yaratan Allah. Adamın suratına bir tokat vuruyor bir tanesi. Bak burayı şişiren, kanı burada biriktiren, burada ses çıkaran kimdir? Kudret-i ilahiyedir. Mesuliyet ona yüklenmez. Mesuliyet vurana verilir. Adam vurup ve kaçıyor. Bak burada bir ince nokta var. Yani şerri yaratan da Allah ama müsebbibi o olduğundan dolayı vuran ünvanını o alıyor. Yani halk-ı şer değil, kisbi şerdir. Sen adamın yüzüne vurmayı murat etmeseydin adam yüzü şişer miydi? Bilmiyoruz. Sadece vurup ve bir de kaçıyor. Adamın simasını şişirmek, oraya kanı toplamak için bir muamele de yapmıyor. Kaçıyor. Orada o muamele yapmak bir sanat, bir iş, bir faaliyet. Bütün vücut ilgilerinden bir mekanizma. Onu oraya toplayan Allah. Toplayan Allah ama şişiren Cenab-ı Hak. Yarayı açan da o. Ama vuran unvanını Allah değil kim alıyor? Vuran adam alıyor. Çünkü o olaya binaen o yüze o arıza meydana geldi. Çekip Allah korusun bir adamı biri öldürüyor. Öldüren Allah'tır. Ama katil unvanını kim alır? Kurşunu atan adam alır. Çünkü öldürmek de bir sanat, yaşatmak da bir sanat. Şerri yaratmak şer değil. Şerri kazanmak şerdir. Zayıf notları devletin sistemine koyan değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı. Bak zayıf notları koyan o. Koymasa hiçbir talebe zayıf not alabilir mi? Bilgi yönetim testlerinde olduğu gibi de zayıf not yok değil mi? 50'den aşağı vermek yasak. Bu milletten oldu mu 50 puan. Bak niye aynı usul diğer derslerde yok? Şimdi 50 puandan aşağı alan kalırı koyan kim? Koyan devlet. Devlet mi suçlu, zayıf notu alan mı suçlu? Daha kısadan örnek verelim. Zayıf notu veren öğretmendir değil mi? Kimin kulağı çekilir? Baba niye kulağım çekilir? Öğretmen vermiş. Tamam almasam vermez. Yarın cehenneme gidildi mi? Ya Rabbi hayırdır. Sen istedin kulum. Ateşin derecesini sen verdin o ölçüsünü. Sana bunu layık gördüm. Hayatın boyunca buranın ölçüsünü vererek yaşadın. Neye itiraz ediyorsun? Öbür cennetin ölçüsünü verdi. Onu da köşklerde, saraylarda bak lütufla yaşatıyorum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ya. Bir öğretmene güvenip değil mi? Çocuğa itiraz ediyoruz da itimat edecek zat Allah'tır ya. Şerri yaratır, şer olmaz. Şeytanı yaratır, şeytanı yaratmak şer değildir. Şeytanın yoluna girmek şerdir. Zayıf notları koymak şer değil, zayıf notları almak şer olduğu gibi. Kesadı yaratmak şer değil, kesadı almak. şerdir. İflas etmek yani. Uygun hareketi yapıp iflazı nasibi, öbürünü de ticareti nasip ediyor ya kazancı. Demek ki güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve koku alır. O siyahlık onun istidadına aittir. Güneşe ait değil. Kendini koruyacak çünkü. Fakat o siyahı çok mesaliyi tazammun eden bir kanun ilahiyle icat eden yine Allah'tır. Siyahlığı verir, kokuyu verir ama sebebi orada aramak lazım. Burada Cenab-ı Hakk'ın kaderini suçlamak mahsurlu. Demek sebebiyet ve sual nefistendir ki mesuliyeti o çeker. Ben sebep olduğum için darip vuran unvanını, katil unvanını ben alırım. Cezayı ben yerim. Hakka ait olan halk ve icat ise yaratan Allah'tır. Daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir ve hayırdır. Yani sadece Cenab-ı Hakk'ın o şerleri yaratması benim onunla münasebetimle ilgili değil. Ya şeytanı yaratmış, şeytan yaratılmasa makamat olmaz, kemalat olmaz, ilim irfan olmaz, çalışma olmaz, medeniyet de olmaz. Yahudiler o kadar dünyayı sever ki. Rivayetlerde geçiyor, bilmiyoruz. Musa Aleyhisselam bir gün, ya Rabbi sen bu şeytanı yaratmışsın. Musallat oluyor bu insanlara ve benden mücadele ediyorlar. Yani yaratmasan bunlar da böyle bu beladan kurtulsa gibi. Cenab-ı Hak bir müddet şeytana musallat olma şeyini yasaklıyor. İnsanlara musallat olma özelliğini kaldırıyor. O dünyayı çok seven Yahudiler, dünyaperest Yahudiler, İsrailoğulları, Musa Resmi kalkıyor bakıyor ki herkes evinde keyif içinde yatıyor. Ya kalkın işinizin başına gidin de dükkanlarınızı açın, ticaret. Ya Musa, üç günlük dünya için neye çalışalım? Bırak şeytanı ya Rabbi bırak. Niye? Dünyaya çalışmayacak bunlar, ahireti bırak. İşine gitmiyorlar. Kesad aklına getirmiyor ki iflası. Kalksın dükkanını açsın. Hayır, hayır. Zayıf notlar olmasa kim doktor olacaktı? O doktora gidip kim muayene olacaktı? O talebe zayıf notla mücadele ede mühendis, doktor, avukat oldular. Değil mi? Kaldırın zayıf notları, herkes çöker. Sistem çöker, eğitim çöker. Ya biz şu kadar akılına zayıf notu koymayı hayır görüyoruz da Allah insanlığın gelişmesi, maddi ve manevi gelişmesi adına şeytanları yaratmış. O bizim için faydalıdır. Şeytanların yaratılması şer değil, şeytanların yoluna girmek, şeytan arkadaş olmak şerdir.